Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal vize kararı Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi. Yıldırım kararı çok yakışıksız bir davranış olarak telendirdi. Müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmıyor dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım'ın hedefinde skandal bir kararla vizeleri askıya alan Amerika vardı. Bu duruma sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklik ilişkimizle bağdaşmayan bir karar aldı ve ülkemize vize vermeyi askıya aldığını duyurdu. Bu devletler müttefik ülkeler ise bazı meseleleri ileri sürüp vatandaşları cezalandırmaya kalkmak ise çok yakışıksız bir davranıştır. Amerika gibi büyük bir ülkeye hiç de yakışmayacak bir davranıştır. Başbakan Yıldırım, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass'in FETÖ'den tutuklanan Metin Topuz'a destek vermesine tepki gösterdi. Neymiş efendim? FETÖ soruşturması kapsamında Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. E ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Suç işleyen veya suç isnadı yapılan Amerika'nın misyonunda olması ona bir ayrıcalık mı getirecek? Yani beyefendilerden izin mi alacağız? Onların icazetini mi alacağız? Türkiye, değerli kardeşlerim, bir kabile devleti değildir. Bize yapılanı misliyle karşılığını verir. Yıldırım, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Amerika'da tutuklanmasını hatırlattı. Bir resmi bankamızın genel müdür yardımcısını görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapise atarken bize mi sordun? Bizden izin mi aldın? Hala 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı FETÖ'yü niye orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe sığar mı? Bu dostluğa sığar mı?